Bali'den hepinize selamlar. Bu videoyu evimde çekiyorum. Sizlere bu videoda kiralık en uygun bulabileceğiniz Bali'de ev fiyatlarını söyleyeceğim. Artı satın almak için en uygun kaçta başlıyor ve tabii ki bölge bölge olarak da sizlere bilgi vereceğim. Sadece ev değil, aynı zamanda ikinci el veya sıfır motor almak isterseniz, araçlar almak isterseniz bunların fiyatları kaç para veya dükkan kiraları kaç para? Bunlar çok önemli bilgiler. Ayrıca ofis kiralamak isteyenler için de çok uyguna ofislerin olduğunu size bu videoda anlatmak istiyorum. Hemen videonun başında kısa bir hatırlatma, beğeni ve yorumlarınız çok önemli. Bu şekilde daha fazla kişilere öneriliyor. Tabi bu da bize motivasyon oluyor. Daha fazla video sizlere üretmek için bize motivasyon oluyor ve bu motivasyonu da sizden bekliyorum. Beğeni, yorumlarınız çok önemli. Konuya girmeden şu anda Bali'de yine yaşadığım bir sıkıntıyla ilgili sizlere kısa bilgi vereyim. Şöyle söyleyeyim, daha önceki benim videolarımda izleyenler bilir. Daha önce bana burada saldırıda oldu, iftirada oldu. Her zaman videolarda söyledim. Zaman her şeyi gösterecek. Gördünüz, ben Bali'ye geldim, gittim, hiçbir şey yapamadılar. Ve aynı zamanda burada haksız oldukları için kimileri geri kaçtı. Böyle şeyler çok yaşandı burada. Türkiye'den gelen ve gerçekten psikolojisi bozuk olarak buraya gelip sıkıntılar yaratmaya devam eden insanlar var. Mesela bir tane 56 yaşında bir adam şirketini açtık. Buraya geldi, oturumunu aldı, her şey hazır. Çok güzel bir şekilde yaşıyor. 56 yaşında adam buraya yanıma geldi. Serkan abi yukarı, Serkan abi aşağı, Serkan abi böyle, Serkan abi kralsın, Serkan abi sensin. Ta ki şirket oturum bütün işlemleri bitince burada bir WhatsApp grubu kurmuş. Burada Türkleri gaza getirerek, İşte efendim şurada şu şirkette 300 dolar daha aşağı yapıyorlar. Şurada 500 dolar daha aşağı yapıyorlar. Serkan sizden 300 dolar fazla almış. Vay sizden 500 dolar fazla almış. Bu şekilde bana karşı burada toplu bir şekilde dava açmaya ve üzerime gelmeyi planlıyorlar. Şimdi o kadar komik bir durum ki bir defa Truva atı işlerinde patladı. Çünkü WhatsApp, onların WhatsApp grubundan bir kişi bana ulaştı. Ya dedi ki Serkan bak ben senin o kadar videonu izledim. O kadar güzel işler yaptın orada, herkese yardımcı oluyorsun. Böyle böyle bir WhatsApp grubu var ve bunun yöneticisi bu kişi. Ben bu kişiyi daha önce gördüm, sen ona yardımcı olmuştun, şirketini açmıştın. Bu adam hiçbir sıkıntısız geldi burada yaşıyor ama ona rağmen buradaki Türkleri veya gelecek Türkleri doldurup sana Bali'de burada dava açmaya hazırlanıyorlar. Gardını al, ben seni çok seviyorum, işte senin zarar görmeni istemem dedi. Daha sonra bana o WhatsApp grubundan ses kayıtları gönderdi. Şimdi öyle bir ses kayıtları var ki arkadaşlar birleşelim, birlikte güç doğar, işte Serkan'a bunu yapalım. Ve şöyle bir durum var, bakın o 56 yaşındaki kurnaz, tamam mı? Abi abi diye arkamdan geziyordu ya. Şimdi bu kişi bana dava açmıyor burada. Çünkü biliyor ya arkadaş, sen bana bak, siz bana ulaşıyorsunuz. Şartlar ne? Bu. Tamam mı? Fiyatlar bu. Tamam ben başlatmak istiyorum. Size zorla şirket açan yok. Yani size ben telefon açıp da sizi ikna etsem veya bir şey desem. Ha dersiniz ki kardeşim bu adam bize ulaştı bu şekilde oldu. Ya sen bana ulaşıyorsun, ben sana fiyatı söylüyorum. Durumu anlatıyorum, şartları anlatıyorum. Kabul edince de başlıyoruz. Bu kadar basit. Yani bunun başka bir yerde 300 dolar daha uygun olması, 500 dolar daha uygun olması beni ilgilendirmiyor. Beni arayan insanlara ben zaten bunu anlatıyorum. Diyorum ki ben bu acentayla çalışmaya devam edeceğim. Çünkü bu adamlarla ben hiçbir sıkıntı bu zamana kadar yaşamadım. Bütün yasal yollardan her şeyi halledebiliyorlar. Her şey güzel güzel ilerliyor. Ben bu adamlarla çalışıyorum. Bizim fiyatımız bu. Sen de kabul ediyorsun ve bu işbirliğini başlatıyorsun. Şirketini açıyorsun, geliyorsun, yerleşiyorsun, bütün işlerini bitiriyorsun. Sonra bana saldırmaya başlıyorsun. Bu işten hiçbir şey çıkmaz. Bakın ilk benim bu 3-4 defa başıma geldi böyle bir şey Bali'de. Daha önce videolarımı takip edenler bu olayları bilir. Kavgalarımız oldu burada, neler oldu biliyorsunuz. Yani burada Türkler bildiğiniz gibi tamam birbirimize düşmüş durumdayız ama ben hiçbir zaman ilk yumruğu atmıyorum. Hep onlardan geliyor. Ben de karşılık veriyorum. Yani bu kadar basit. Şimdi bu işten hiçbir şey çıkmayacağını yine önümüzdeki haftalarda, aylarda göreceksiniz. Benim Singaraja'da, Bali'de masaj salonumuzun adresi belli. Bali Ada Emlak'ın ofisin adresi belli. Ben Singaraja'dayım. Benim evim de burada. Eğer yüz yüze benimle ilgili bir sıkıntısı olan varsa buraya gelebilir. Ben her zaman söylüyorum. Story paylaşıyorum. Ben anlık nerede olduğum her şeyi paylaşıyorum zaten.
Tamam mı? Şimdi bu 56 yaşındaki güya kendini zeki zanneden adam bana dava açmıyor bak burada. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece başkalarını gaza getirerek onların açmasını sağlıyor. Sağlayacak. Yani Serkan'a dava açın, böyle yapın, işte hakkınızı arayın, ne bileyim ne yapın. Böyle saçma sapan bir şeylere girmiş durumda. Kendisi açmıyor ama. Niye sen başkalarını, sen açsana, hadi seninle görüşelim mahkemede. Yapamıyorsunuz. Esin Aracı'ya gelip ofisime efendim oraya gel kardeşim bizim seninle sıkıntımız var diyemiyorsun. Yani boşu boşuna saçma sapan böyle şeylerle uğraşıyorlar. Tabii dediğim gibi yani zaman yine her şeyi gösterecek. Ben Bali'deyim. Yerimiz yurdumuz belli. Gerek efendim bir de kulağımda şöyle bakın o WhatsApp grubunda Bali'de yasa dışı yani polis falan değil. Yasa dışı bazı gruplarla da görüşüp bana karşı tamam işte para toplayıp onlara verip benim başımı belaya sokma gibi böyle şeyler de geldi bana. Ya inanılmaz, inanılmaz. Ama asıl kendi başları çok belaya gireceğinin farkında değiller. Çünkü bunu gizlice yapıyorlardı. Onlar bilemezdi ki WhatsApp'tan birisi çıkıp bunu Serkan'a gönderecek. Nereden bilecek? Şimdi bu iş patladı. Tamam mı? Ben de o kişiyi aradım bugün ve yazdım. Dedim ki böyle 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 bunlar senin WhatsApp'ta paylaşılmış. Bunu neden yüzüme söyleyemiyorsun veya bunu niye bana dava burada açıp da karşıma çıkamıyorsun hiçbir türlü? Başkaları niye böyle yapıyor? Beni engelledi. Tamam, çok güzel. Yani böyle şeylerle uğraşıyoruz şu anda. Daha önce böyle 2-3 defa böyle olaylar yaşadım Bali'de. Yine Türkler tarafından. Aynı muhabbet, aynı muhabbet. Bu olayların ilk defa olduğunda inanılmaz üzüldüm, düşündüm. Neyi hata yapıyoruz, neden böyle oldu? Yani gerçekten orada etkilendim. Daha sonra tabii düşündükçe, şey yaptıkça aslında böyle şeylerin normal olduğunu artık ben normal karşılıyorum. Neden? Şimdi günde benim şirketler 10-15 kişiyle görüşüyor. Yani ayda 300 kişiyle 450 kişiyle biz görüşüyoruz. Bunların arasında dengesizliği de var, sabıkalısı da var, akıllısı da var, manyağı da var, her şey var. O yüzden bir iş yaptığınız zaman, hele hele insanlarla uğraştığınız zaman, bir de efendim ayda 300 kişiyle 500 kişiyle muhatap olduğunuz zaman, eğer aranızda iş yapan varsa, aynısını bak hangi sektör olursa olsun, illaki sıkıntı çıkıyor mu çıkmıyor mu? Çıkıyor değil mi? Aynısı benim de başıma geliyor. O yüzden bunları artık şey karşılıyorum. Yani daha olgun karşılıyorum. Eskiden daha böyle farklıydı direkt yani kaldıramıyordum yani bu neyse. Ama şimdi baktığım zaman ya yerimiz belli, yurdumuz belli. Bir sıkıntısı olan gelir burada. Ofislerimiz var, yerimiz belli, adresimizi paylaşıyoruz. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Aynı zamanda yasal yollardan da dava açmak isteyenler, efendim mahkeme orası, polis orası, jandarma orası verebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Çıkarız, tamam mı? Anlatırız, bakarız. Kim haklı, kim haksız. Ondan sonra ortaya ne diyeceksiniz? Efendim işte bu arkadaş şu fiyata açtı. Şurada 500 dolar daha uygun. Kardeşim teklif etmiş, söylemiş, kabul etmişsin, göndermişsin parayı, başlatmışsın derdin ne? Yani bundan hiçbir şey çıkmaz. Boş muhabbetler sadece bana zarar verme. Ve tabii ki buradaki Türkleri örgütleme, işte efendim anlatma, bak Serkan'dan uzak durun, ne bileyim ne yapın, böyle yapın. Neden? Ne tuhaf ki bu 56 yaşındaki, tamam mı, abi abi diye arkamdan koşan adam da ev satmaya, arsa satmaya, efendim, benim yaptığım aynı işleri yapmaya. Yani beni bir nevi dışlayıp, kötüleyip, kendisi bu işleri ele almaya çalışan bir tip, zavallı. Yani çok komik. Ben daha geçenlerde Instagram'da takip edenler bilir, siz şahitsiniz. Masaj salonumuzun adresini paylaştım. Emlak ofisimin daha önce adresini paylaştım. Singaraca'da olduğumu biliyor. Yani bunları da anlatabiliyor muyum? Yani anladınız siz ne demek istediğimi. Böyle tipler her zaman olacak. Çünkü psikolojisi bozuk, tamam mı? Yani Türkiye'de mutlu olmayan, başarılı olmayan bazı tipler buraya gelip o pisliklerini burada devam ettirmeye çalışıyorlar. Yani orada yaptıkları dedikodular, kavgalar, entrikalar hepsini burada da aynısını yapmaya çalışan birkaç tane zavallı. Dediğim gibi hiç sorun yok. İstediğiniz alandan, istediğiniz yoldan gelebilirsiniz. Yolunuz açık olsun. O zaman şimdi asıl konumuza hemen geçelim. Kusura bakmayın çünkü bu açıklamayı neden yapıyorum? Daha önce benim başıma böyle bir şey geldi. Benim çevrem bana zarar verdi. Ne dedi? Ya Serkan bunlara prim verme, videoda söyleme, hiçbir şey anlatma. Ben de öyle yaptım. Abi 3 ay, 5 ay hiçbir şey anlatmadım. Bir baktım ki yayılmış da yayılmış, inanan da inanmış.
Ondan sonra ben video yapınca, iki video yaptım, bilenler bilir. Orada bir anda kesildi. Gerçekten doğruları anlattım ve insanlar evet bir saniye kardeşim burada haksız değil bu adam, hak verdiler. Bu olayda da, bu videoda da ya ben bunu anlatmayabilirdim. Her şey toz pembe, normal bu anlatacaklarımı anlatırdım. Hiç bu konuyu size söylemezdim. Ama eğer yarın bir gün böyle bir şey karşınıza çıkarsa, duyarsanız ben bunu Serkan'ın ağzından duydum dersiniz. Tamam mı? Bütün olay bu. Ne fazlası var ne altı var. Bu nankörlerin şirketlerini ben açtım. Efendim oturumlarını aldım. Hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yok. Bak hiçbiri şunu diyemiyor: biz Serkan'a para gönderdik, şirketimiz açılmadı. Veya şirketimiz dilen şirketten açılmadı. Veya efendim ne bileyim oturumumuzu alamadı. Veya ne bileyim, bunların hiçbiri yok. Şurada 300 dolar daha aşağıymış, şurada 200 dolar daha aşağıymış, şurada 500 dolar. Beni ilgilendirmiyor. Benim fiyatım bu. İstiyorsan alırsın, istemiyorsan alırsın. Veya başka, veya kendi uçak biletini al gel, tamam mı? 3000 5000 dolar burada masraf yap, git kendin hallet git. Yapma benimle. Yapmak zorunda değilsin ki. Ben sana ulaşmıyorum. Sen bana ulaşıyorsun. Şartları soruyorsun, fiyatı soruyorsun, kabul ediyorsun, parayı gönderiyorsun. Benim burada işlediğim bir suç yok. Bunu siz de bildiğiniz için hiçbir yere varamayacaksınız. Bunu da biliyorsunuz. Ama gerekeni tabii ki de size yapacağız. Yasal olarak, yasal yollardan. Kiralık ev. Onunla başlayalım hemen. Bali'de turizmin dışında burada aylık 100 dolara, evet doğru duydunuz, hiç sağa sola oradan duydum, bunu duydum falan inanmayın. Bakın ben size söylüyorum. 100 dolara burada aylık evler var. Burada aylık kiralamazlar, yıllık. Yani 1200 dolar verirsin, bir yıl içeride kalırsın. 100 dolara, yani 3500 liraya, TL'ye şu anda burada Bali'de lokal yerlerde çok rahat bir şekilde ev bulabilirsiniz. Bu evler 100 metrekare içerisinde, zaten buradaki evlerin hepsi müstakil. 100 metrekare, bunun 60 metrekaresi evin içidir. 40 metrekarede ön bahçesi, garajı olur. Böyle müstakil evlerden. Ha bir artı bir oluyor genelde. 2 artı bir oluyor. En fazla böyle küçük evler. Ama fiyatlar bu. 100-150 dolara çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Bali'ye geldiniz. Bir şirket açtınız ve size bir ofis lazım. Eğer bu ofiste sizin dışarıdan kapı müşterisine ihtiyaç yoksa ve sadece ofis olarak kullanmak istiyorsanız, çok rahatlıkla onu da 100 dolar, 150 dolara bulabiliyoruz. Evet, doğru duydunuz. Yani 1200 dolar vererek bir yıllık ofis kiralayabilirsiniz. Bu ofisler 50 metrekare, 60 metrekare, 70 metrekare değişiyor. Fiyatlar da 100-150 dolar civarı. Yine turizmin dışında, eğer müşterilerle, kapı müşterilerle işiniz yoksa, bu fiyatlara çok rahatlıkla tutabilirsiniz. Peki merkezi yerlerdeki kiralar, dükkan kiraları kaç para? Bunu da söyleyeyim sizlere. Yaklaşık 1000 dolarla 1500 dolar aylık olarak değişiyor. Bunlar ama çok işlek yerler. Yani 700-800 dolara da bulursun. 600 dolara da var. Ama biraz daha dışa kalır. Biraz daha, ama çok böyle turistin yoğun, sabahtan akşama kadar geçtiği yerlerde eğer bulabilirseniz, çünkü oralarda gerçekten dükkan bulmak hiç kolay değil. Bulabilirseniz efendim oralarda 1000-1500 dolar aylık bulabiliyorsunuz, ama yoğun yerlerde. Yani kendisi kesinlikle çıkarır kendini. Öyle bir yerlerden bahsediyorum. Bir ara YouTube kanalımda burada 12 bin dolara evleri paylaştım sizlere. Bunların satılık olduğu ve freehold, yani süresiz sizin olabileceğini aktardım. Şimdi şu anda Singaraca'da bu 12 bin dolarlık evler kalmadı. Yani vermiyorlar. Şu anda 15 bin, aynı evlere 15 bin dolar diyorlar. Bu evlerde yine 100 metrekare içerisine kurulmuş, 50-60 metrekare içerisi olan, küçük bir bahçesi veya garajı olan, motor ve aracınızı park edebileceğiniz evler. 15 bin dolardan başlar. Bu 15 bin dolar da yine turizme yakın olmayan bölgelerde. Çünkü bu fiyata sen turizminde girip de Ubud merkezden bu fiyata bulamazsın. Yani Ubud'dan alacağın fiyatı söyleyeyim sana: 60 bin dolar, 80 bin dolar, 50 bin dolar, 100 bin dolar, o civarlar. Ama oradan aldığınız evi de tabii ki kiraya da verebilirsiniz. Yüksek getirisi de olur. Yani o paranın karşılığı da var. Ama burası da havalimanı yapılacağı için burada da değerlenme şansı çok yüksek. Çünkü buraya ikinci havalimanı projesi yapılıyor. Var zaten, yapılacak. Şimdi kiralık evlerden az önce bahsettik. 150 dolar turizmin dışında. Peki turizmin içinde. Siz geldiniz, teksiniz, bekarsınız ve siz merkezi yerde yaşamak istiyorsunuz. Bu Çango olur, Seminyak olur, Sanur olur. Bu tarz yerlerde, içeride yani merkezi yerlerde kiralık ev bulamazsınız. Çünkü orada kiralık evler çok az var. Daha fazla böyle dışında var ama içinde yok.
Bu içinde merkezi yerlerde oturmak istiyorsanız burada stüdyo daireler var. Yani şöyle anlatayım. Ortada bir havuz var. 10 tane oda var. Herkesin işte 1 artı 0 veya 1 artı 1 seçenekler var. Bunlar 300 dolar. Yani 250 dolarla 350 dolar arası değişiyor. Bu tarz yerlerde odanız temizlenir. Çamaşır hizmeti vardır. Bu şekilde 300 dolara, 350 veya 250 dolara yerler bulabiliyorsunuz aylık. Bunlar çok merkezi yerler ama dediğim gibi 1 artı 0 veya 1 artı 1 çok küçük evlerden bahsediyorum. Tabii bekarsanız bunlar çok uygun olur size, güzel olur. Hem de merkezi yerde takılmış olursunuz. Ama eğer evliyseniz ve buradan ev tutmak istiyorsanız zaten o merkezin içerisinde ev bulmanız sizin çok düşük bir ihtimal. Mecburen biraz dışında bulmanız gerekiyor. Bu da merkezi yerlere yine yakın yerler 300 dolarla 500 dolar arası çok rahatlıkla ev bulabilirsiniz. Standart evler bunlar. Küçük bir bahçesi olan, 2-3 odası olan, işte garajı olan. Yani böyle müstakil evlerden bahsediyorum. Düzgün. Ama bir de tabii bana da yazanlardan da biliyorum. Bir de lüks arayanlar var. Yani lüks dediğim bildiğin böyle villa tarzı evler isteyenler var. Villa isteyenler var. Daha büyük müstakil evler isteyenler var. Bu evlerin fiyatı Bali'de uygun değil. Bu evlerin fiyatı 700 dolar, 800 dolar, 1000 dolar aylık çok rahat verirsiniz. Eğer bir villaysa, bir de havuzu varsa 1500, 2000 dolardan aşağı burada özel havuzlu villa bulmanız mümkün değil. Bu da sebebi şu, zaten Booking veya Agoda'dan kiraladıkları için günlük 70 dolara, 80 dolara. Yani sen kiralamasan bile o zaten günlük kirasından oradan çıkarıyor zaten. O yüzden size uyguna vermez. Yani sen ya ben burayı bir yıl tutacağım uyguna ver desin vermez. Çünkü zaten Booking'de veririm diyor veya Agoda'da veririm diyor. Niye uyguna vereyim? O yüzden böyle villaları uyguna tutamazsınız. 1000-1500 dolar en az en kötü villaya verirsiniz. Evet, ofisten bahsettim. Çok uyguna 100-150 dolara ofislerin olduğunu söyledim. Dükkan fiyatlarını size söyledim. Ev fiyatlarını şu anda 15 bin dolardan başladığını, daha önce 12 bin dolara gösterdiğim yerler artık 15 bin dolardan başladığını söyledim. Peki merkezi yerlerde kaç, bir ortalama yok. Şimdi Canggu'da ortalama bir ev fiyatı kaç para diye size hiç kimse cevap veremez. Eğer biri size bir fiyat veriyorsa bu kesinlikle yalan yanlış bilgi. Neden? Çünkü bir ortalama yok. Bir eve giriyorsunuz 40 bin dolar, yandaki evi soruyorsun 80 bin dolar diyor. Neye göre, niye göre, neden? Hiçbir şey, yani bir ortalama yok. Kim kaça satıyorsa bu şekilde. O yüzden bu bölgelerde Canggu, Seminyak, efendime söyleyeyim işte Ubud, bu tarz yerlerde en kötü ihtimal 50 bin, 70 bin dolar vermeniz gerekiyor müstakil bir ev için. Ama bu tarz yerlerde de kiraya verme şansınız çok yüksek oluyor. Tabii 100 bin dolara, 120 bin dolara özel havuzlu 100 metrekare içerisine kurulmuş lüks villalar var, satılıyor 120 bin dolara. Ve buranın günlük Booking ve Agoda'da kiraları 80 dolarla 100 dolar arası veriliyor. Çok basit bir şekilde veriliyor, öyle söyleyeyim. Benim villaları bilen vardır Ubud'da. Yani lüks değil. Ya bildiğin müstakil havuzlu ev diyebilirim. Ama ona rağmen ben iki odalı villamı 70 dolardan 60 dolardan veriyordum. Düşünün yani. Lüks oldu mu 80, 90, 100 dolara çok rahatlıkla verilir. Gelelim burada motor kiralama. Motor kiralama şöyle 5 dolarla 10 dolar arası burada motor bulabilirsiniz günlük kiralama. Yani günlükte bu fiyatı 5 dolara vermezler de 7-8 dolara verirler ama diyelim ki 10 günlüğünü aldın 5 dolara düşüyorlar. Yani bunu çok uygun burada. Ama eğer buraya gelip de yerleşmeyi veya yerleştiyseniz 600 dolardan başlayan ikinci el motorlar var. Bu motorların markaları hep Honda, Yamaha. Honda, Yamaha hep güzel marka. 600 dolarla 1000 dolar arası ikinci el motorlar çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Biraz daha büyük motorla daha düzgün motorları 1500 dolara ikinci el, 1300 dolara çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Zaten 2000 dolara sıfırını, 2000-2500 dolara en güzel seçmeyen Honda, ADV, ne bileyim ne, bütün Yamaha süper motorlar veriyorlar, scooterlar veriyorlar. İstediğin al. Ya burada motor pahalı değil. Aynı zamanda araçlar da aynı şekilde. Türkiye'ye göre iki kat daha aşağı diyebiliriz. Benim aracı bilenler biliyor. Ben 400 bin TL'ye aldım ya. Türkiye'de o araç 800 bin TL. 850 bin TL. Yani düşünün. Bir de 50 binde araç. Yani sıfır neredeyse. Anlatabiliyor muyum? Yani o Türkiye'de nereden baksan 900 bin TL isterler. Yani çok pahalı Türkiye'de ama gerçekten Bali'de araçlar uygun. Onu da söyleyeyim.
Evet, son dönemde bana gelen mesajlardan en çok merak edilen bu soruları topladım ve size bu videoyu yapmak istedim. Çünkü önemli, burada kiralık dükkan, ev, satılık motorla kaç para, araçlar kaç para ortalama, ofis kaç para, dükkanlar kaç para. Ortalama böyle kafanızda bir fikir oluşsun diye bilmeniz için size bunları aktarıyorum. Çünkü bu bilgileri size herkes vermez. Ya bunlar yılların burada tecrübesi. Ben burada 5 yıldır yaşıyorum. Eşim buralı, ailem buralı, çocuğum var burada. Yani burada biz birçok kişiyle muhatabız. O yüzden bundan öğreniyorum, oradan görüyorum. Bunu da size aktarıyorum. Yani bana gelen son yorumlarda, mesajlarda gördüğüm en çok merak edilen bu sorulara sizlere cevap vermeye çalıştım. Notlarımı çalıştım ve sizlere aktardım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. O başta anlattığım olayı da hiç kafanıza takmayın. Beni sevenler için söylüyorum. Ben onlarla mücadele edecek tecrübem de var, yetkim de var, param da var. Hiç gözünüz arkada kalmasın. Böyle 3-5 çapulcuya da burada meydanı boş bırakacak değiliz. Onlara gereken en güzel cevabı vereceğime size söz veriyorum. Sevenlerime söz veriyorum. Beni her zaman destekleyen ve her zaman arkamda, o ilk kötü zamanda da arkamda duran bir sürü yüzlerce insan oldu. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki aranızda izleyenler, beni sevmeyen ve beni kötü niyetli izleyenler de illaki var. Size de selam olsun. Dediğim gibi çok uzakta değiliz. Ben buradayım, Singaraca'dayım. Siz anlıyorsunuz beni. Ama beni sevenlere de şunu da söylemek isterim. Bunların altında asla kalmayacağız. Hepinize Bali Adası'ndan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Saygılar. Onu derler biz Big Boy, gezip de görelim dünyalar. Sen de kal yürü, herkes bizden bir yer var. Gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel. Yok yok bize hiç engel. Yol arkadaşım ol sanki, zaten böyle güzeller.